Kullanıcı deneyimi olarak ben bu bisikletten hakikaten memnunum. Satmayacağım dediğim bir bisiklet topladım kendime. Dedim ama kırmızı İtalyan aygırını görünce benden gittim. Benim olmalıydı. O kırmızı İtalyan aygırını ben sahip olmalıydım. Benim olacak fıstık. Bineceğim üstüne. Vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı. Hayır olmaz. Üstüne bir de arkadaşlar, günah çukurundan arkadaşım Aydın'ın baskıları eklenince serüven başlamış oldu. Nedir bu Çinelli arkadaşlar? 1947 yılında İtalya'da bisikletin merkezi sayılan Milano şehrinde eski bir İtalyan yarışçı olan Cino Cinelli tarafından kuruluyor. 1978 yılında Cinelli firmasının meşhur Colombo sporlarının sahibi Antonio Colombo satın alıyor ve ilerleyen zamanlarda da firma Gruppo grubunun bir parçası haline geliyor. Önce benim hikayemden bir bahsedelim. Kinesis'i neden sattım, neden Cinelli alma gereği duydum. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar, ben bir dağ bisikleti satın aldım. Dağ bisikleti satın alınca da ne oldu? Bir yol bisikleti ihtiyacım doğdu. Ha diyeceksiniz, Kinesis bunu karşılamıyor muydu? Hayır. Uzun yolda Kinesis bu konuda hantal kalıyordu. Sonucunda nihayetinde bir gravel bisikletti ve Cinelli de Wiggle'da denk gelince, fiyatta uygun bulunca, cebimden de çok para çıkmayacağını fark edince böyle bir şekle doğru yöneleyim dedim. Bir yol bisikleti toplamak istedim. Ve Kinesis'i elimden çıkartarak Cinelli macerasına atıldım. Şimdi kadronun ilk etapta malzemesiyle başlayalım. Kadronun malzemesi Columbus firması tarafından üretilmiş alüminyum, fakat airplane, yani uçak alüminyumu olarak geçiyor. Triple butted olarak üretilmiş ki bunu ağırlığından da anlayabiliyorsunuz. 1500 gram bir ağırlığa sahip kadro. Maşası, İngilizcesi de forktur maşanın, 500 gram bir ağırlığa sahip. Yani totalde bisikletin kadro iskelet olarak 2 kilo gibi bir ağırlığa sahip ki Kinesis 2-250 gibiydi. Bu bisiklet biraz daha hafif diyebiliriz. Alüminyum oluşunun en büyük avantajı sert malzeme ve dayanıklı malzeme olması. İsterseniz alın bu kadroyu yere çarpın, bu triple butted kolay kolay eskimeyecek, kolay kolay deforme olmayacak bir malzemedir. Fakat tabi alüminyumun bir dezavantajı da, yolda giderken tüm tepkileri, tüm geri tepmeleri hissedersiniz. Bir bisikletin en önemli organı arkadaşlar, tartışmasız şüphesiz ki kadrosudur. Kadronun da iki önemli özelliği vardır. Burası çok önemli. Burası çok önemli. Bir, kadronun malzemesi hafifliğini belirleyen ve sağlamlığını belirleyen bu özelliktir. İki, kadronun geometrisi ki uzun yol bisikletin tipini, rahatlığını, tamamen her şeyini bu belirler. Yani kullanıcıyı en çok ilgilendiren iki özelliktir bunlar. Şimdi bu bisiklete Cinelli ne diyor? Experience ismini, yani tecrübe ismini veriyor. Ve şöyle tanımlıyor. Bu bisiklet diyor hem climbing, hem endurance, hem criterium, hem de race. Yani bu bisiklet içinde biraz yarış, biraz tırmanış, biraz uzun yol, biraz gravel bir özellik barındırdığından bahsediyor ki bu bisikletin üzerindeki 73 derecelik açılardan bunu görebiliyorsunuz. Ayrıca kafa setinin üstte 1.18, altta da 1.5'lik rulman kullanılarak içeriden konik verilmesinden, bisikletin gidonuna dokunduğunuzda yol üzerinde vereceği tepkilerden bunu çok net görebiliyorsunuz. Yorulmadık değil mi dinlerken? Bu çok önemli bir şey dedi. Bu bisikletle ilgili farklı Türkçe kaynak görmek isterseniz şurada önerilerde gelen dostum Aydın'ın videosunu da izlemenizi tavsiye ederim. Kendisi bu konuda güzel bilgiler veriyor. Şimdi geçelim kadronun diğer özelliklerine, kablolar. Kablolar Kinesis'te içeriden gidiyordu. Bunda dışarıdan gidiyor. Ben her zaman dışarıdan giden kabloları tercih ederim. Çünkü uzun yolda müdahale etmesi kolay oluyor. Aynı şekilde orta göbeğine baktığımızda bisikletin, orta göbek yivli dişli British standart dediğimiz İngiliz standartında 68'lik orta göbek kullanılmış. Orta göbek deliği var ki bu da yine her yerde kolayca ulaşabileceğiniz bir şey. Bunun haricinde kadro kulağına geldiğimizde, kadro kulağı çok böyle ağım şağım, Kinesis'teki izafi bir kadro kulağı yok.
her yerde kolayca bulabileceğiniz, yanında da yedek bir tane verdikleri bir kadro kulağı var. Evet, son söz olarak bisikletin renginden bahsedelim. Renk arkadaşlar ateş kırmızısı. Bildiğiniz şeytan İtalyan kırmızısı ki 100 metre öteden ben buradayım diyor. Güneş altında alev alev yanıyor. Rengi gerçekten çok hoşuma gitti. Dizayn olarak Cinelli yine sade bir dizayn tercih etmiş ki ben de böyle çok alengirli dizaynları, aslında Kinesi de çok alengirliydi ama çok da sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Şimdilik bu hafta benden bu kadar arkadaşlar. Bu bisikleti birlikte zaten toplayacağız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.